Evet arkadaşlar, öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Canım. Canım. Yeni yılınız kutlu olsun canım. Ve ben Okan Bayülgen. Ben yapmayacaksın değil mi? Yap, yap ne olur. Ama TRT'den gelen alışkanlık. Çok iyidir üstelik. Bek, ben yapayım. Aynen böyledir yıllarca. Onun için biz bu geleneği bozmayalım istedik. Yıllardır bir tarafa hep sırt dönülür. Şöyle duyayım abi, sen de. Evet. Hadi yapıyoruz. Evet. Çalışmadık ama yapalım, hadi deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım. Böyle iki kişi oldukları zaman yeni yıl böyle kutlanır. Ben Okan Bayülgen. Ben Beyazıt Öztürk. Pardon. Ben Beyazıt Öztürk. Ya! Evet. Acısıyla, tatlısıyla yine bir yeni yılda kah üzüldük, kah olmadı. Olmadı. Kah sevindik, kah üzüldük. Peki bir dakika, şunu kesip şunu söylemek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar biz her şeyden önce Hacivat ve Karagöz değiliz. Değiliz. Yani bizi beraber görmeye alışmayın. Biz ayrı ayrı insanlarız. Hatta ilk programımızı yaptığımız zaman bundan yıllarca önceydi. Sen bilmem, konuş ben dönüyorum her tarafa şey yapmak için. Bak, sen konuş, ben el hareketlerini yapayım. Tamam. Aa, o zaman zor biraz. Hayır, olmaz. Ne diyeceğimi biliyor musun? Biliyorum. Sen el hareketini yap, ben ona göre konuşayım istersen. Bir deneyelim. Tamam. Yap hareketi. Peki o zaman. Tamam. Yeni yıl şarkısıyla. Peki o zaman diler misin yeni bir yıl şarkısıyla devam edelim Beyazıt? Ne demek Okan? Bu yeni yıl ya, sevinçli koşuyor. Evet, hep hazır mıyız arkadaşlar? Eski yıl sona erdi, yepyeni bir yıl geldi. Eski yıl sona erdi, yepyeni. Hey hey, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. O bir. Ben öyle çağırmıyorum. Çağır bir kere, ne olacak? Allah Allah. Beni mahcuplarıma düşünme. Çağır bir kere. Ne olur bir kere. Ben onu, bir dakika, ben onu kendim gibi çağırmak. Sen tamam. Bir çağır, sonra ben çağırayım. Tamam. Beyaz, ben çağırırsam gelir çünkü hemen. Tamam, peki. Peki ben çağırınca gelirse de sana kısmet olmazsa? O bir... Allah vergisi. O bir fiziği ve görüntüsü kadar Türkiye'ye son 50 yılda gelmiş en büyük seslerden bir tanesi. O ipe ipe Hilal Cebeci!
sağlık. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Beyaz. Sen yalamayacaksan ben yalayacağım. Biliyorsun böyle bir huyu var. Daha yeni vazgeçti. Biliyorum. Ne be, bir programda biliyorum. Bir şey oldu. Ay evet, ne kadar ne kadar büyük. Ay, bir program değil, çok program oldu. Tamam, programın başında belden aşağı vurmayalım birbirimize de. Daha uzun uzun bir programımız var. Hilal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Süper, çok iyiyim. Nasıl geçiyor yeni yıl? Yeni yıl inşallah güzel geçecek. Valla nasıl girersen öyle geçermiş yeni yıl. Güzel geç. Ben ona küsüm. Niye ya? Ya sen bu çağımızın gelmedi falan oldu mu lan? Yani. Bak, yok, iyi yok, polis kötü polis vallahi yapıyoruz. Küslük olmaz. Barışalım. Barışalım o zaman. Ben bütün program bununla bakışacağım böyle yani. Bir şey yok. Aa, diye. Yok, hakikaten bizim çok sevdiğimiz bir konuğumuz. Daha geçenlerde programımıza geldi. Sağ olsun. Hepimiz acayip mutlu olduk. Ben, çeşitli semtlerden gelen konuklarımız, seyircilerimiz. Hakikaten harikulade bir bu arada biz bugün programı 3 kişi yapıyoruz. Okan, ben ve Necmi abi. köpük atar bütün program boyunca. Peki, Hilal'cim çok yılbaşı hani sohbetleri böyle hani geyik olmasın diye uğraşıyoruz ama önce bir geçmiş seneden neler istediğin gibi olmadı ya da neler iyi gitti. Önümüzdeki seneden neler... bekliyorsun. Onu bir şöyle bir gönül rahatlığı. Geçmiş sene bayağı güzel geçti aslında. İstediğim şeyler oldu. Yapmak istediğim her şeyi yaptım. Ne istiyordun mesela? Ne oldu geçen sene? Albümüm çıktı geçen sene ve çok güzel gitti. Satış grafiği de çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Onun dışında yapmak istediğim özel şeyler vardı. Onları da gerçekleştirdim. Onun için çok mutluyum. Harika. Ne kadar sattı albüm? 125 bin sattı ama bu tabii ki bu zaman çünkü savaşa denk gelmişti. Evet. Onun için güzel bir satış grafiği. Peki abi ben böyle sanki iki konu kalmış gibi oluyorum. Öyle mi olacak yani? Ama tabii senin tarafındayız dolayısıyla. Ha, benim tarafım edepten seninki. Peki Okan'cığım sen de hoş geldin. Senin albüm nasıl? Bunu sen etek düzeltmelerini biliyorsun değil mi? Yok. Daha geçen gün kimin şovunda seyrettim ben seni? Metin Şentürk'le beraberdin. Hayır, Sibel Turnagöl'dür. Sibel Turnagöl'ün şovunda. Nasıl bacaklarına bakıyordu biliyor musun Metin Şentürk? Ya ne afet kız ama değil mi? Hakikaten ama bütün... ama ben sürekli böyleydim evet. Hilal'in herhalde şansındandır mesela. Ben bütün magazin dergilerinde falan da hep böyle bir free kick yakalanmış free bir... Free kick evet. Yok evet. Free kick yakalanma değil. Değil, çift vuruş. Free kick ya. Değil evet onu ben de... Çünkü bizim programımıza geldiği zaman da gösterdik. Bir derginin kapağı olmuştu ki insanı hakikaten çelişkide bırakan bir pozu vardı Hilal'in. Öyle mi? Yani free kick mi değil mi, baksam mı, bakmasam mı? Kendi kararsızlığı, hatta karar kapaktaki veremiyor. Fotoğrafı bir mayo diyeyim ben ona. Evet. Bir mayoyu bu eliyle aşağı itiyor, bu eliyle çekiyor. Yani ben uzun süre karar veremedim, o da kararsız niye? Kalmış. Niye? Ben bu elden yanayım mesela, ben hemen kararımı veriyorum. Ama olma, yani hakikaten çok böyle hani bıçak sırtı bir durumdaydı yani. Bıçak sırtı çok uzun süre. Ben yatak odama astım zaten onu, orada durdu. Hilal peki senin mesela hoşuna gidiyor mu Okan'ın bu konuşmaları? Okan'ın niye, her şeyi... Niye sen memnun değil misin? Lama bak beni konuğa şikayet ediyor. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Benim Okan'ın her şeyi çok hoşuma gidiyor. Ya sağ benim canım benim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bak biz biliyorsun biz yakın arkadaşız. Hakikaten biraz birbirinize ısının. Vallahi. Vallahi. Sen bilirsin tahminen ne kadar sürüyor bu üstünde. Yani ona göre ben...
Ya biz ya Hilal, ben kaç kere programı... konuk? Sen kaç kere aldın? Ben bir kere. Bize 10 kere falan geldi. İki kere aldım. İki kere aldım. İki kere, evet. Bir şey soracağım. Bir kere yapabilir miyim? Ne yapabiliriz? Abi kullanma kardeşim. Niye ya? Kullanma ya. Git kendi arabanı kullan. Allah Allah. Kullan kullan abi. Götür bakalım, nereye götüreceğim bizi hadi. Şuraya kadar gidiyor. Şu ağaca kadar gidip geliyor. Bu yolun sonu yol değil Okan. Peki Hilal Cebeci ile ben bu arada sohbete devam edeyim. Hilal seni yol tutar mı ona göre? Yol tutar. Hilal Cebeci'nin benim okuduğum kadarıyla cümleten geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gel. Hilal'cim beni Bozüyük'te uyandıracağım. Allah'tan en sevdiğim şey bayan yanı denk geliyor da vallahi. geceleri chatleşiyor musun ve kendi hakkında neler söyleniyor onları yanlış, öğrenmek için? Yok, chatleşme yanlış. Genelde yani chat yapmıyorum, sevmediğim bir şey. Evet. O yanlış anlaşılmış herhalde, yanlış yazılmış. Ben sadece kendi internet sitem var. Evet. Orada bana gelen mailleri cevaplandırıyorum, o kadar. O yanlış anlaşılmış. Chat yapmayı sevmiyorum aslında. Anladım. Bana... O zaman benim bu konuyla ilgili anlatacak bir şeylerim vardı. O da güme gitti. senin çünkü ben bir gün sabaha kadar chatleştim. Hilal Cebeci ile. Zannettin mi? Hilal Cebeci olsa iyi sahiden de. Bir bayan zannettim. O da beni bir bayan zannetmiş. Biz ikimiz de erkek olduğunu söylemedik. Ama denk geldi yani. Chat odasında sabaha kadar, sabah 6 benim gözler böyle oldu artık şeye bakmaktan. Aa, canım ne güzel falan filana geldi artık iş böyle sohbete. Sonra yavaş yavaş aslında ben erkeğim, aslında ben de erkeğim de. Sabah 6'dan itiraf.com. Zaten. Abi böyle ben televizyoncuyum, ben de televizyoncuyum. Eyvah. Ne demek ben? Kimsin? Ben kamera önündeyim, ben de kamera önündeyim. Kim çıktı biliyor musun? Savaş Ay. Savaş Ay çıktı, evet. Ben biliyorum. Özür dilerim. Çünkü sen bana bunu anlatmıştın olduğu gün. Sana anlattım da seyirci bilmiyordu diye ben şey. Sabahın altısında Savaş Ay denk gelir mi insana ya? Evet, peki. Senin var mı Hilal'le ilgili? Biz konuştuk kendi programımızda. Evet. Hilal. Bu şarkı muhteşem tuttu. Söküklerini dike dike gideceksin. Daha önce de ipe ipe geliyor biliyorsun. Evet, evet. Muhteşem ve bir daha soralım istersen. Ne anlama geliyor? Bunu yani her zaman... Ben biliyorum da anlat. Yani. Yani bunu her zaman söylediğim gibi bestecisine sormak lazım. Ben sadece yorumladım. Ama peki sen bestecisine sordun mu? Sen okurken mesela sen sordum. Ne düşünüyor musun yani, nedir diye yani. İpe ipe geleceksin diyor değil mi efendim? Evet, ipe ipe geleceksin. Bu da ne diyor. Anlama geliyor ipe ipe? Mesela yani insan söylerken demin, sorar. Şöyle şu anlamda kullanıyoruz biz bunu. Çok, yani hemen. Sen bana seve seve geleceksin anlamında. Çok yani teşekkür seve ederiz. Seve seve demedik yani. Ama ipe ipe. Yani sen böyle şarkıyı ilk okuduğunda falan da mesela sözleri ilk duyduğunda da aman nasıl olsa besteci yazmıştır. Bana ne falan mı dedin? Bana şimdi? Ne demedim. Ben sadece hemcinslerime armağan ettim. Çünkü genelde erkekler bazen bir takım hareketleriyle üzüyorlar hemcinslerimizi. Evet. Orada da hemcinslerimiz orada ne isterlerse onu söylesinler diye söyledim. Aslında normal yani. İpe ipe halk şey. Arasında çok kullanılan devamlı bir şey. Yani. Bu böyle artık bir deyim olur herhalde. Herhalde evet. Olur. Hayırlısı olsun. Çok güzel. Hayırlısı olsun. Çok güzel. Peki Allah yeni yıldan... Allah sonunu gül getirsin inşallah evet. Hilal'cığım. Allah gayret kuvvet versin. Hayırlısıysa ileri, hayırsızsa geri. Geri. Pardon. Pardon. Evet, Hilal'cığım biz yeni yıl olması dolayısıyla sana küçük bir de hediye... Kim bilir ne? Yok kim yok, valla güzel bir şey. Hazırladık. Eyvah. Maşallah çok, mis gibi sömpaş. bu çok içindeki yangını inşallah söndürebilmen için sana bu hediyeyi sen seve seve alacaksın. Gerçekten hatta, çok etkilendim. Hatta ben de sana kullanılışını göstermek isterim.
Önce şu hortumu çıkarıyoruz. Sonra hortumu çıkardıktan sonra burasını çekiyoruz. Sonra yapma, yapma yapma. Yapma yapma vallahi şeytan doldurur. Vallahi. Bu eyvah. Burada. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlıydı. Beyaz yapma, çok istedim ya. Vallahi. Ama sizin üzerinize değil. Ya. Bak Necmi abi de işte. Ya koca aleti bozdun ya. Daha ne diyeyim? Evet. Ben bir de bir şey okudum. Özür dileriz. Doğru mudur ya? Bu bir internet sitesinde, dünyaca ünlü bir internet sitesinde dünyanın en güzel 5 kadını arasına... En seksi. En seksi. Best and World diye bir site. Evet, öyle bir sitede. Biz de bunu gördük. Dünyanın şarkıcıları, en seksi şarkıcıları Britney Spears vardı. Jennifer Lopez, Melanie C, Hilal Cebeci. Yani böyle bir şey vardı. Bir daha... Sen niye heyecanlandın? Oy verenlerden birisi orada. Sen niye birden böyle bir fevri bir çıkış aradan? O kadar adam dururken. Sen utanacaksın eve gidince, annen baban seyrediyor. Artık... Ya yeni yılda insan böyle uğurlanır mı ya İran? Hayır, bir sonraki konuğumuzu almamız gerekiyor. Çünkü çok fazla konuğumuz var bu akşam. Öyle mi? Peki o zaman o tarafı, Hilal'den... Hayır, o tarafa yani biz bu konukları burada alıp oraya, orada şey yapmıyoruz. Oraya saklamıyoruz. Sizi artık sevenlerinize bağışlıyoruz. Ne yapacaksınız bu saatten sonra yılbaşı gecesinde? Sahne var mı buradan çıkınca bir yere? Evet, Marmaris. Marmaris'te olacak. Evet, Marmaris. Buradan çıkış Marmaris. Buradan ama Marmaris. Ama hakikaten Marmaris. Hakikaten yani Marmaris. Saat 6.30'da yani, uçakta. Marmaris'te saat 12'de mi sahnede olmak zorundaydın? Zorundaydım. Evet. Ama olsun dedim ki o zaman, şova katılmam lazım. İstersen, şovdan sonra dedim. Atalım Marmaris'e. Aa, sen ya niye ama? Olmaz olur mu? Ne demek? İşte tabii. Yani. Dikkat edeceğiz. Hanımlar, beyler, şimdi hep beraber çalıyoruz. Seda Üren!